Biberiye. Güneşli Akdeniz kıyılarına özgü olan Biberiye Barlı Babagiller familyasının hep yeşil kalan bir üyesidir. Cins ismi Rosmarinus, Latince'de denizden anlamına gelir ve bitkinin kıyı şeridi hidamına ve soluk okyanus mavisi narin damlamsı çiçeklerine atıfta bulunur. Biberiye'nin camamsı aroması ve acı tatlı tadı hem tatlarda hem de ana yemeklerde kullanımına imkan verir. Bitki yüzyıllardır bitki bahçelerinin ve mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Bitki aynı zamanda tarih boyunca sabunlara, losyonlar ve kozmetik malzemelerine koku vermek amacıyla kullanılmıştır. Taze biberiyenin ayırt edici kokusunu biliyorsanız onu gözleriniz kapalı bile tanıyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ellerinize yapraklarını sürüp kokusunu içine çekmektir. Değişkenlik göstermekle beraber biberiye genellikle 5 ile 15 cm arası boylanır. Genetik karakterine bağlı olarak bodur ve sürüngen ve çalıda da olabilir. Yıl boyu yeşil kalan dik bir camsı ağaçta karşılıklı uzanan mızrak şeklindeki sapsız kremsi yaprakları kabarık ve tüylüdür. Biberiye migreni giderebilir. Biberiye yüzyıllar boyunca migren hastalığı için doğal tedavi metodu olmuştur. Eğer migren ağrılarından şikayetçiyseniz bir tencereye bir miktar biberiye koyun ve yüzünüzü açık kalacak şekilde başınıza havlu koyun ve tencereden çıkan buharı doğru eğilin. 10 dakika boyunca buharı soluyun. Bu işlem hem migren ağrılarınızı hafiflemesine sağlayacak hem de beyin fonksiyonlarınızın daha iyi işlemesine yardımcı olacaktır. Biberin iyi bir ağrı kesicidir. Biberiye yalnızca migren ağrıları değil, aynı zamanda içeride uçucu yağlar topikal uygulandığında kas ve eklem ağrılarında da şiddeti giderebilir. Bunun için ağrı olan kısma masaj şanında uygulandığında yeterlidir. Alerji ve enfeksiyon sorunlarını giderir. Biberiye ihtilap alerji ve enfeksiyon sorunlarına iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İhtilap ve enfeksiyon sürecinde önemli rol oynar ve fazla nitrik oksitleri ortadan kaldırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Başta mide ülseri olmak üzere birçok hastalığı giderir. Anti-inflamatuar ve anti-kanserojen özelliğinin olması genel anlamda bağışıklık sistemine katkıda bulunur. Biberiye sindirim sistemi sağlığını korur. Biberiye genellikle mide kabızlık, hazımsızlık ve hemen hemen tüm diğer sindirim sistemiyle ilgili sorunun çözümünde önemli rol oynar. Aynı zamanda gıda zehirlenmelerine karşı da bünyeyi korur ve temizlenmeye yardımcı olur. Gıda zehirlenmesinin yol açtığı olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Biberiye saç sağlığı için önemlidir. Saç sağlığını korur, saç dökülmesine engel olabilir. Saç dökülmesini engellemenin yanında dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlayabilir. Biberiye karaciğer ve solunum sorunlarını giderebilir. Biberiyenin çok etkili bir gargara olduğunu söylemek mümkün. Balık suyuyla ağızda çalkalanması nefes kokusunu giderir. Ağız sağlığını korur. Biberiye aynı zamanda solunum yolu sorunlarını gidermesine yardımcı olur. Uçucu yağların kokusu nefes borularını açar. Nefes borusundaki iltihapları giderebilir ve solunum kolaylaştırır. Bunun dışında sinüzitten kaynaklanan baş ağrısı problemlerini giderebilir. Biberiye yüzyıllardır karaciğer tedavisinde alternatif olarak kullanılmaktadır. Karaciğeri olumsuz yönde etkileyen toksitlerden temizler. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda karaciğerde meydana gelen siroz ve benzeri hastalıklarını giderdiği ortaya koyulmuştur. Biberiye'nin zararı nelerdir? Biberiye sağlık açısından güvenle tüketilebilir bir besin kaynağıdır. Şimdiye kadar sağlıklı insanlarda herhangi bir zarara neden olduğuna dair bir bulgu yok. Fakat aşırı tüketilmesi ve bazı özel durumlarda yan etkileri olabilir. Hafıza ve beyin fonksiyonlarında ciddi uyarılar yaptığı için epilepsi hastalarına tavsiye edilmez. Sinirsel sorunlar yaşayan hastalarını kullanmadan önce doktorlarına danışmalarını öneriniz. Hamile ve emzirme döneminde olan anne ve anne adayları için tüketilmesini önermiyoruz. Ya da doktor kontrolünde tüketilmesini öneriyoruz.
Kan basıncı ve tansiyon hastalarına biberiye yağ ve biberiye çayı önermiyoruz.